Merhaba, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün yine biz ekibimizle sizin bana sorduğunuz sorulardan birine cevaben buradayız efendim. Cevap videosu çekmek için buradayız. O da nedir? Cildinize kullandığınız ürünler nelerdir? Ben bir sürü şey anlatıyorum ama çekiniyorum, utanıyorum. Hazır hissetmiyordum kendimi bunu. Böyle çok böyle reklam yapacağım şimdi ya da işte ben bunları söyleyeceğim ama hani alan olur, alamayan olur gibi zihniyetteydim. Fakat görüyorum ki hep bana ürünün adı ne, markası ne, çeşidi ne, cinsi ne, en çok bunları soruyorsunuz. Ben de o yüzden genel kitleye ve genel talebe cevap vermeye karar verdim. O yüzden bu işlerin en başından başlayayım dedim. Sabah kalktım, yüzümü yıkadım ve ilk yapacağım şey ne? Günlük bakım kremlerimi kullanmak, işte temizliğimi yapmak gibi gibi gibi. Bunu böyle kamera karşısında yapayım istedim. Tabii ki bir çeşme karşısında çekmeyeyim istedim. Böyle hava güzel, çiçekler, kuşlar, böcekler, ondan sonra bahçede çekeyim istedim ürünlerimi alıp. O yüzden yüzümü yıkayıp geldim. Yaptığım ilk şey bu. Darphin'in Mousse Perfecting Foam Gel diye bir ürünü var. Ben hep böyle yüzü yıkamaktan, köpük köpüğe yıkamaktan yanayım. Başka türlü temiz hissetmiyorum. O yüzden sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan önce mutlaka bunu kullanıyorum. Daha önceki bir videodan göstermiştim. Yüzüme ıslatarak bunu sürüyorum biraz. Ya da bu fırçanın üstüne sürüyorum biraz. Böyle sıkıyorum fırçayı ıslatıp. Yüzümü bu şekilde dairesel hareketlerle temizliyorum. Tabii ki fırçayla yapınca daha derinlemesine bir temizlik oluyor. Fırçanın markasını sormuşsunuz. Bu da Darphin'in fırçası ama fırçanın hiçbir önemi yok. Çok basit, çok ucuz fırçalarla da olur. Tabii ki yüzünüzü tahriş etmeyecek yumuşaklık takılları olan fırçalardan bahsediyorum. İlk adım yüzümüzü yıkamak, böyle gözeneklerimizi açmak, haşara huşara en sevdiğim şey. Bunu yerime koyuyorum, bunu yaptım geldim. Sonra yine ilk videolarımdan birinde, ilk videolarımı izleyebilirsiniz. Cildime en çok kullandığım şeyler, işte cilde iyi gelen maskeler, öneriler videomda. Sabah kalktığınızda ya da bir yere gitmeden önce cildinize buz sürmenizi önermiştim. Ya da sodayla yıkamanızı ya da sodayı buz kalıplarına döküp o buzu, yani soda halinde, buz halindeki sodayı, buz haline gelmiş, donmuş sodayı yüzünüzde gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da geçtikten sonra gözeneklerimizi sıkıştırmak için ve temizliğin son adımı olan tunik kullanıyorum. Witch Hazel diye bir şey. Dickinson'ın, bu yurt dışında satılıyor ama artık Türkiye'de de satılıyor. Ben böyle doğal ürünleri çok seviyorum biliyorsunuz. Doğal ürünlerden yanayım. O yüzden bunu keşfetmiştim. Darphin'in ya da başka ürünlerin de tuniğini kullanıyordum ama bir süredir bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. %100 natural astringent yazıyor burada. Şahane İngilizcem vardır. Şahane, şahane. Bununla yüzleşeceksiniz çoğu zaman. Dilimi döndüğünce yine de size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bunu yüzüme süreceğim. Nasıl süreceğim? Tabii ki bir pamukla. Pamuğu masaya koymayı unutmuşum. Bir saniye alıyorum. Hamilelikle birlikte doğumdan sonra artarak bir unutkanlık söz konusu bende efendim. O yüzden videolarımda böyle şeylere yer veriyoruz vallahi. Genelde ben doğal olsun istediğim için ay onu unuttum, ay bunu masaya koymayı unutmuşum, getirmeyi unutmuşum falan diyerekten arkadaşlarıma onları kesmelerini istemiyorum. Şu anda da pamuğu unutmuşum. Evet, tuniğimi de uyguladım. Sıra geldi bakım ürünlerine başlamaya. Ben hep boynuma da iniyorum çünkü yaşlılığı en çok gösteren şeyler boyun çizgileri ve eller biliyorsunuz. O yüzden buramızı ve ellerimizin üstünü de ihmal etmeyelim. Mümkünse böyle peeling yapalım, işte kese yapalım, nemlendiricimizi mutlaka elimize ve boynumuzu da sürelim. Tuniğimizi de sürdük. Ben uzunca bir süredir Darphin'in Mela Perfect serisini kullanıyorum çünkü nasıl İngilizce, nasıl telaffuz? Ben beğendim yani şu an. Neden? Çünkü hamileliğimde bazı lekelerim oluştu. O lekeler artabilirdi. Önümüzde yazdı, yaza geldik. Hem olan şeyler hafiflesin hem de yenileri oluşmasın diye bu Mela Perfect serisini kullanmaya başladım. O yüzden başka bir iki ürün daha var. Onu da seyirinde duyacaksınız benden. Bunun serumu. Mela Perfect'in serumunu sürüyorum. Tunikten sonra. Cildimi hep yukarı kaldırarak sürüyorum. Her şeyi. Çünkü biliyorsunuz yaşlanmanın sebebi ne? Yer çekimi. Biz de yer çekiminin aksine sürekli hareket etmemiz gerekiyor cildimizde. Cildimize bakarken şöyle gibi. Şöyle şeyler yaparlar, böyle artistik hareketler. Mümkün olduğu kadar gördüğüm ve bildiğim şeyleri size aktarmaya
çalışıyorum. Evet, serumumu da sürdüm. Sıra geldi gözüme. Gözüm için de yine Darphin'in Uplifting Serum. Bunu kullanıyorum çünkü malum yaş ilerliyor. O yüzden sadece göz kremi kullanmayayım, serum da kullanayım göz kreminden önce kararına vardık. Bunu da şöyle dairesel hareketlerle içten dışa değil dıştan içe sürmemiz gerekiyor. Şu şekilde ve hep böyle tampon yaparak buradaki akışı hızlandırmak için. Sonra da şöyle yapıyorum. Göz kapağımı özellikle kenarlarından ve göz kapağımı kendisini yukarı kaldıran hareketler yapıyorum. Hep yukarı, yukarı, yukarı ve hareketlendirmek için. Göz kremi olarak da özellikle artık havalarda açtığı için Clinique'in Super Defense kullanıyorum. SPF 20. Yani güneş koruması olduğu için özellikle kullanıyorum. Clinique de zaten hepimizin bildiği üzere iyi bir marka. Bunu da yine aynı şekilde parmaklarımda eşitleyip yüzüme sürüyorum. Yukarı yukarı hareketlerle. Evet. Sıra geldi nemlendiriciye. Bu zamana kadar yine Mele Perfect yani lekelerle mücadele ettiğim için ve yenilerini istemediğim için Mele Perfect'in 20 güneş korumalı nemlendiricisini uyguluyordum. Ama bu saatten sonra Darphin'in Vital Projeksiyon var. Çok uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey. Bir de 40 koruması var. Bu saatten sonra belki buna geçebilirim. Ama ben bugün yine Mele Perfect'i sürmek istiyorum. Özellikle lekeler biliyorsunuz güneşin direkt etki ettiği, direkt vurduğu şuraya, burun üstüne, dudak kenarlarına oluyor. Buraları hep bol bol sürüyorum o yüzden. Şu kaş üstlerimde falan lekeler var. Ama düzenli kullanımlarda kesinlikle etkisini görüyorum. Bu 21 gün olayı var ya, hem bu psikolojik bir şey, psikolojik olarak kanıtlanmış bir şey arkadaşlar, hem de ürünün vücuda, cilde, işte içtiğiniz bir şeyse, kullandığımız bir şeyse, her şeye etkisi için minimum 21 gün gerekiyor. Bu doğru bir şey. Zaten bütün ürünlerde var biliyorsunuz. O yüzden düzenli, istikrarlı kullanım her şeyin etkisini gösteriyor. 21 günden önce hiçbir konuda, bütün ilaçlarda, her şeyde böyle bir etki görmedim demeyin. 21 günden önce çok zor zaten. Evet, bu yıl yine hayatıma aldığım bir şey Yves Rocher ürünü. Bunu daha önce de söylemiştim. Yves Rocher'in eliksiri özellikle 25-30'lu yaşlardan sonra çok 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 faydalı bir şey. Afloya olduğu için içinde. Afloya mucize bir bitki. Kendini yenileme özelliği olan bir bitki. Detoks etkisi yapıyor. Yani bir nevi cilde ve tabii ki güneş koruması var. Hem de makyaj bazı olarak da şahane bir krem. Dokusu da çok güzel. En son bunu sürüyorum. Kamerada umarım görüyorsunuzdur. Cildim zaten parlıyor şu anda. En son dokunuş olarak bunu sürüyorum. Muhteşem de bir kokusu var. Bazen şey diyor arkadaşlar, işte of çok uzun sürüyor, o kadar krem sürülür mü, kim uğraşacak onunla falan. Şu an konuştuğum için çok uzun sürüyor. İnanın yani 2-3 dakikalık şeyler aslında. Hayatta nelere ne kadar vakit harcadığımızı düşünürsek 2-3 dakika kendimizi ayırabiliriz bence. Yani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Neydi, doğru mu söyledim? Doğru söyledim, evet. Bakın parlıyor, cevap veriyor cildimiz. Doğru konuşuyorum burada. Evet, günlük bakım rutinim bu. Gerçekten kullandığım şeyler bunlar. Elimin, cildimin alışkın olduğu, sonuna kadar arkasında durabileceğim ürünler. Mevsimsel olarak değiştiriyorum ya da yeni gelen şeyleri de denediğim oluyor. Ama şu anda bunları kullanıyorum. Tabii ki bu gündüz. Bir de işin gecesi var. Gece de yine temizliğimi yaptıktan sonra çok uzun yıllardır Estée Lauder'ın Advanced Night Repair serisi var. Çok uzun yıllar önce duyduğum bir krem, bir serum. Hem yani bana anlatılış şeklinden etkilendim. Hem de ne bileyim böyle bir başucu kremim gibi bir şey oldu. Yani yatakta bayağı yanımda duruyor bu ve göz kremi. Mutlaka yatmadan önce yüzümü giderim, hemen temizlerim. Yatağa yatarım, yattığım yerde sürerim böyle. Gece çünkü üşeniyoruz. Gündüze göre gerçekten daha düşük oluyor enerjimiz. Ve o yüzden o makyajla yatmalar, o cildimize verilen zararlar hep aslında gece yaptığımız şeyler. Dolayısıyla ne kafası alıyorsun? İşte öyle diyorsun. Ah ben de öyle yapıyorum. Makyajla yatıyorum mu diyorsun?
Ay sese bak. Ay beni bu hale getirdiler. Yönetmenlik böyle bir şey işte. Yaşıyorum. Yaşıyorsun değil mi? Yaşıyorsun. Ama ben oyunculuğum da iyi yani. Sana yaşatıyorsam eğer geçiyor demek ki yani. Demek ki Tolga da muzdarip makyajla yatıyor. Bu Estée Lauder'ın Night Repair'i adı üstünde gerçekten çok yoğun ve güzel bir serum. Çok uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Nedense de değiştirmiyorum. Daha iyileri vardır ya da yenilenmiş şeyler de vardır mutlaka. Ama şu an size aktaracağım şeyler, hani direkt elime attığımda kullandığım şeyler olduğu için sizi bununla birçoğunuz biliyordur ve tanışıyordur zaten. Bilmeyenleriniz için en çok kullandığım ürün bu olduğu için gece bununla tanıştırmak istedim efendim. Bu bir klasik çünkü. Keşke hiç yaşlanmasak. Zaman hep lehimize işlese ama öyle olmuyor. Gerçekten yıllar yediklerimiz, yemediklerimiz, içtiklerimiz, içmediklerimiz, güneş, işte maalesef sigara ve alkol kullanıyorsak onlar, stres, kendi sıkıntılarımız, ülkenin sıkıntıları, dünyanın sıkıntıları, bunların hepsi bize birer çizgi olarak geri dönüyor. O yüzden kendimize mümkün olduğu kadar ve mümkün olduğu kadar doğal ürünlerle ve doğru ürünlerle bakmaya çalışalım. Ne kadar cildimiz kuruysa, daha önce de söylediğim gibi, o kadar yağlı, hatta bitki yağları ve artı artı serumlar. Ama yağlı bir cildimiz varsa mesela seruma ihtiyaç duymayabilirsiniz. Sadece gece nemlendiricisiyle geçiştirebilirsiniz. Çünkü serum çok 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 fazla arttırdığı için nemi daha çok sivilce ve yağ oluşumuna sebep olacaktır. O yüzden zaten her şey cildimizi tanımakla başlıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Birkaç cilt videosunda da bunu söylemeyi unuttum. Onun için şu an aklıma gelmişken, hormonlarım buna müsaade etmişken söyleyeyim. İşte doğal beslenmek, işte cildimize bunları sürelim gibi gibi şeylerin yanında ben çok uzun yıllar mümkün olduğu kadar, ama şimdi hamilelik ve doğumla onu yapamıyorum son 2 yıldır, ama uzun yıllar cilde iyi gelen vitaminler kullandım. Şimdi aynı vitamin cilde, tırnağa ve saça faydalı. Keratin denen şeyler de barındırdığı için bunları güvenilir bir eczacıyla ya da güvenilir bir cilt bakım uzmanınızla ya da doktorunuzla konuşun. Böyle çok güzel vitaminler var. Zaten en çok bir kadın olarak nelerin iyi ve güzel görünmesini, sağlıklı görünmesini isteriz? Cildimizin, saçımızın ve tırnaklarımızın. O yüzden bütün bunlara doğru etki eden ve faydalı olan vitaminler var. Eğer sağlığınız yerindeyse en doğala yakın vitamini bulabilirsiniz. Yurt dışında eş dost varsa ya da gidebiliyorsanız edinebilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sorularınıza yanıt olmuştur. Ne olur sorularınıza, eleştirinize devam edin yazmaya. Beğenmeye devam edin, abone olmaya devam edin. İnanın hepsini okumaya çalışıyorum. Fırsat buldukça, küçük ufaklıktan. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.